Kripto para malum tüm dünyada çok popüler. Tabii bu dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çinli bir çete şimdi haber onlarla ilgili İstanbul'a yerleşmiş hayali para satışı yapmaya başladılardı ki tam polis Çinli çeteyi çökertti. Bilgisayarlarda telefon sistemi kurulu. Dünyada kripto para satışları patlayınca Çinli dolandırıcılık çetesi bu işe koyuldu. İstanbul'a yerleşip kurdukları sistemle on binlerce kişiye hayali satış yaptı ama tatlı hayatları uzun sürmedi. Kağıtlarda yabancı yazılar var Çince. Hayali kripto para satışı yaparak on binlerce kişiyi mağdur eden Çinli çete üyelerinin adresi İstanbul'da Büyükçekmece ve Silivri'deki 9 villaydı. Kiraladıkları bu villaları birer call center'a dönüştürüp tüm dolandırıcılığı da işte o merkezden yönettiler. Çete 18 kişiydi. Hepsi Çinliydi. Hayali kripto satışı için 101 yazılım uzmanı Çinli'yi de İstanbul'a getirmişlerdi. Yeni bir yazılımla bir program üzerinden on binlerce kişiye satış yapıp büyük vurgun yapmaya başlamışlardı. Çete üyeleri yüksek paralar vererek çalışanlarını Çin'den İstanbul'a getirmişlerdi. Aslında İstanbul'a gelenler ilk başta gerçekten kripto para satışı yaptığını düşünüyordu ama çok geçmeden büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu anladılar. Zaten villalardan dışarı çıkmak yasaktı. Aldıkları aylık 10 bin lira maaşla hepsi hapis hayatı yaşıyordu. İki Çinli çalışan bir gece kaçarak önce Çin konsolosluğuna sonra da polise haber verdi. Çinli dolandırıcılar kaz gelecek yerden tavuğu esirgememişti. Öyle ki aylık yaklaşık 250 bin lirayı tutan villa kiralamış. Yine bu kripto, hayali kripto dolandırıcılığı için de çok ciddi altyapı hazırlamıştı. Ancak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri onların planını yerle bir etti. Gece baskınıyla çete çökertildi. Zorla çalıştırdıkları 101 çalışanla birlikte 18 çete üyesi yakalandı. 6'sı tutuklandı. 113 Çinli ise sınır dışı edilecek.